Bu itişmenin, kakışmanın sonunda kim mağdur olacak? Tabii ki çocuklar mağdur olacak. Tabii ki velileri mağdur olacak. Ne diyor veliler bu kreş meselesiyle ilgili? Kreşle ilgili açıklamalar onları ciddi tedirgin ediyor. Bakın dinleyin. Günaydın. Nasılsınız? Hayatımın her noktasına dokunuyor çocuğumun burada olması. Çünkü ayaklarımın üzerinde durmak zorunda olduğum için 4 çocuk. Özellikle de çalışan annelerin hayatını etkiliyor kreşler. Bu yüzden belediye kreşlerine gönderilen kapatma yazısından en çok veliler tedirgin oldu. Çocuklarının eğitim aldığı sınıfta İmamoğlu'na sordular kapanacak mı diye. Yani onlar öyle bir feveran koptu, şimdi geri adım atıldı. Allah korusun, Allah göstermesin. Biz çok memnunuz çünkü. Ekrem İmamoğlu mesaisine Eyüp Sultan'daki Yuvamız İstanbul'da başladı. Çocuklarla velilerle birlikteydi. Bakanlığın geri adım attığını söylerken kreş sayısı artacak dedi. Biz kreş açtık 5 tane. Şükürler olsun İstanbul'un 34 ilçesinde kreş açtık. 34 ilçesinde daha da açacağız. İnşallah Türkiye'nin her yerinde açacağız, onu da söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanı bir yandan yazıda kreş demedik derken, diğer yandan gerekirse bize devretsinler, biz yaparız demişti. Siz o kafayla yapamazsınız. Siz bu kafayla yapamazsınız. Yaparsanız açın zaten, yapın. Yapın, buyurun gelin yapın, gösterelim size. Ama ettiği sözlerden sonra gelebilir mi, cesareti var mı onu bilmem. Bu devirde özel okulda, özel imkanlarda hani okutmak açıkçası biraz hani maliyetli. Yani özel kreşlerin ne kadar olduğunu da biliyorum ben. Eğitim de biliyorum. Kreşler en çok çalışan kadınların hayatını etkiliyor. Özel kreşlere bütçe ayırabilmek neredeyse imkansız. Yuvamız İstanbul merkezlerinde ise yemek dahil verilen ücret 2500 lira. Hatta çoğu dezavantajlı ailelerden ücret de alınmıyor. Her şey çok pahalıydı. Yapamıyordum, veremiyordum özellere. Çok şükür bura çıktı ve buranın sayesinde konuşmaya başladı benim kızım. Umarım bize dokunmazlar. Umarım bizim bu açık kapılarımızı yüzümüze kapatmazlar.